Arkadaşlar. Tamam. Buyurun hocam. Maç değerlendirmesi. Evet, maç değerlendirmesine başlayabiliriz. Öncelikle herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Evet, güzel bir başlangıç yaptık. Oyuna bugün 3 tane ana öğe prensibiyle başladık. Birincisi ciddiyet, ikincisi rakibe saygı, üçüncüsü oyuncularımıza erken ritim bulup bunları gerçekleştirebilirsek bizim için iyi ve kolay bir maç olacağını söylemiştik. Ama bunları sahaya yansıtmadığımız takdirde de çok zorlanabileceğimizi düşünüyorduk açıkçası. Ama tam da istediğimiz gibi, planladığımız gibi başladık, oynadık. Topu kaybettiğimizde çok çabuk kazandık. Önde çok yüksek şiddetli pres yaptık. Sahaya iyi yerleştik. Çalıştığımız hücum prensiplerini sahaya yansıtabildik ve 6-1'lik kulübümüzün Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine ulaşmış olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için hem iyi bir hazırlık dönemi gibi geçiyor hem de resmi maç kazanmış olduk. Bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Lige girişimizi daha güçlü ve daha formda yapabiliriz bu şekilde devam edersek. Şimdi ikinci maçı oynayacağız aynı ciddiyetle. Hatta yarın da bir tane hazırlık maçımız var oynamayan ve az süre olan oyuncularımız için. Ayın 9'unda başlayacak lig içinde konferans kupasının yeni formatında da orada yer alabilmek için çok ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kulübümüzü de kutluyorum. Soru var mı? Hilmi Bey buyurun. Hocam hayırlı olsun. Teşekkürler. Evet. Transfer konusunda bir hareketlilik olacak mı Başakşehir'de? Çünkü lig yarışında da çok süreklerimiz var. Evet. Biz bu maç resmi bir maç ama eğer istediğimiz gibi geçerse bunu hazırlık sürecinin içine dahil edebileceğimizi öngörüyorduk açıkçası. Şimdi bizim için öyle oldu. İkinci maçta kimlere şans veririz, nasıl oynarız kafamızda bir planımız var. Ama daha tam karar vermiş değiliz açıkçası. Ama hazırlık dönemi olarak gördüğümüz için hem sonradan gelen işte Hüseyin Uba, Piontek gibi oyuncuları maç ritmini arttırmak için kullanabiliriz. Hem de ülke puanı için gerekli performansı gösterip kazanmak için oynamamız gerektiğinin de farkındayız. Hem hazırlık maçları hem de resmi maçlarla hazırlık sürecini geçmek istiyoruz. Jalo bugün ilk defa forma giydi. Bir tek o gibi gözüküyor ama aslında Bağ'yla Opoku'nun da opsiyonları kullanılıp tekrar takımımızda kaldı. Takımımızın geçen seneden %95'ini korumuş durumdayız. Açıkçası omurgamız sağlam. Oynama alışkanlığımız var beraber. Saha içindeki formasyon değişikliklerine çok çabuk cevap verebiliyor oyuncularımız. Baskı şiddetimiz artmaya başladı ki bu bizi en çok sevindiren durumlardan bir tanesi. Aramıza 3-4 tane oyuncu katılacak. 3 veya 4 tane oyuncu katılacak. Hali hazırda görüşüp anlaştığımız, kulübüyle vedalaşmasını beklediğimiz oyuncular var. İstediğimiz oyuncular geldiği takdirde geçen senenin son periyotundaki gibi güçlü bir Başakşehir izleteceğimizi düşünüyorum. Rakiplerimiz geçen seneden daha güçlü, daha çok transfer yapıyorlar. Daha çok açıkçası para harcıyorlar. Biz de o rekabetin içinde olmak istiyoruz ama bizim en büyük silahımız, en büyük gücümüz, sırtımızı dayandığımız en büyük güvencemiz oyun gücümüz. Oyun gücüyle bu bütçelere karşılık vermeye çalışacağız. Oynama alışkanlığımız var dediğim gibi. Bunu ligin ilk maçından itibaren sahaya yansıtıp hem ligde hem Avrupa'da hem de kupada maksimumları zorlamak istiyoruz açıkçası. Durumumuz bundan ibaret. Metin Bey. Teşekkür ederim. Bizim şöyle bir planımız vardı bu sezonun başına başlarken atletik performans departmanı ile konuştuğumuzda formda başlamak istiyoruz açıkçası diye konuşmuştuk. Planlamamızı buna göre yaptık. İşte 32 günlük kamp süreci bu maça kadar
hazırlık dönemini hep en formda, en ritimli halimize gelerek yapmak istedik. Çünkü 3 tane, 6 tane maç 3 tane takımla oynayıp konferans liginde grup veya lig dediğimiz formatta oralara ulaşmamız gerekiyor. Bunun için erken ritim bulmamız gerekiyordu. Hem oyuna başlangıçlarda hem de genel performans olarak erken ritim hevesi, isteğimizdi ve bunu da gerçekleştirmiş gibi gözüküyoruz. Tabii ki her geçen turda rakipler daha da sertleşecek, bunun da farkındayız. Erken ritim yakalamamız bizim için önemli ama ligin ortasında bazı düşüşler olabilecektir. Ama biz sadece fiziksel bir oyun oynamıyoruz. Topa da sahip olarak oynamaya çalıştığımız için o ritmimizi kaybetmeyeceğimizi, formumuzun dalgalanmayacağını düşünüyorum açıkçası fiziksel olarak. Bunların planlamasını bütün kulübümüzün imkanları dahilinde bilimsel olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Her türlü imkanı kullanmaya çalışıyoruz. Elimizde oynamaya hazır 20-22 kişilik bir oyuncu grubu var açıkçası. Herkes birbirini zorluyor, herkes birbirini ittiriyor. Hem rotasyonda hem de normal 11'de ya da haftada 2-3 maç oynayacağımız dönemlerde buna cevap verebileceğimizi fiziksel olarak düşünüyoruz açıkçası. Ama oyun fiziksel dalgalanmaları engeller, ben öyle düşünüyorum. Oyun gücü o fiziksel dalgalanmaları engelleyecektir diye düşünüyorum. Berke Bey. Çok teşekkür ederim. İlk 11'e baktığımızda aslında klasik bir 4'lü savunmayla başladınız ancak hücum formasyonunda 3'lüye dönüp bir oyuncuyu iç koridora soktuğunuzu gördük. Özellikle deniz kenara çok fazla geliyordu ve orada hemen iç koridoru çok fazla tutuyordu. Evet. Buradan da çok yararlandınız, rakip cevap veremedi. Genel anlamda sezonda da Başakşehir'de bu portreyi görebilecek miyiz? Evet, güzel sorular bunlar. Bizim konuşmaktan zevk aldığımız konular. Çok da güzel açıkladın, net şablonu çizdin. Rakibimiz 5-4-1 karşıladığı için böyle bir diziliş tercih ettik. Kemeni iç koridora sokup Pelkas'ı biraz daha merkeze doğru iktirdik. Bunun işe yarayacağını biliyorduk çünkü bu bize lig periyodunda da işimize yaradı. Özellikle beşli savunma oynayan takımlara karşı. Ama elimizde sadece ya da cebimizde sadece bir tane plan yok. Oyuncularımız bundan keyif alıyor. Ben de onların bu formasyon değişikliklerine olan cevaplarından çok mutlu oluyorum. Biz 4-3-3'ü de 2-3-5'i de İşte bugün kullandığımız 3-1-6'yı da 3-2-5'i de çok iyi kullanan bir takımız özellikle son dönemlerde. Biz ilk baktığımız şey analizlerde rakibin bizi nasıl karşıladığı veya nasıl baskıya geldiği. O baskıya ve karşılamaya karşılık topa nasıl daha rahat oyun hakim oluruz, nasıl konumlanabiliriz en kolay şekilde sırtımızda adam olmadan veya topa İlk pastan sonra buluşturduğumuz oyuncuya bir saniye düşünme şansı nasıl veririz? Bizim amacımız bu. Bu olanın oyunun amacı da bu. Alan ve zaman yaratmak. Yerleşimler de bunun en büyük silahı. Bugün o yerleşimleri iyi yaptığımızı, rakibimizi çok zor durumlara düşürdüğümüzü söyleyebilirim. Evet. Başka soru var mı? Teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.